Az sonra bu muhteşem gölde Eğirdir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Özer'le bir tekne turu yapacağız ama iskelede Mehmet amcayla karşılaştık. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Göller ve Güller Diyarı'na hoş geldiniz. İyidirinize. Ay ne güzel karşılama bu. Sağ olun. Gerçekten. Sağ olun. Göller ve Güller, Güller Diyarı. Evet. Halıları unuttuk mu? Halıları unutmadık da halıların yani şöyle bir şey şeysi artık Eskisi kadar yok. Ama daha sıkı yapışmamız gerekmez mi? Tabii. Değil daha mi? Sıkı yapışmamız günden güne zaman kötü gelmekte. Ona göre daha şey yapmamız gerekiyor yani. Peki Mehmet amca, kaç yıldır balıkçılıkla uğraşıyorsunuz? 60 yıldan beri. 60 yıldan beri balıkçılık nereden nereye geldi? Balıkçılık önce balık güzeldi. Zamanında bu kadar avcı yoktu ama bir verim vardı. Ne tür balıklar vardı o zaman? Burada sazan var, levrek o var. O zaman? O zamanlar bir levrek yoktu. Onun yerine kavinli denen balık vardı. Kavinli? Kavinli. Evet. Bu onun halkı savaş zamanında hiç aç kalmamış. Herkes balığı kendisi hemen akşamına tutar. Ekmek yerine onu yemiş. O kadar bereket. O kadar öyle yani büyüklerimize anlattığına göre böyle şey etmişler. Hı-hı. O balık onun yerine levrek aldı. Levrek attı. Levrek aldı. Şimdi şu anda sazan var, levrek var, çin sazan var, gümüş balığı var. Eğrez denen balığımız var. Bu çeşit balıklarımız gölde var. Bir de en kıymetli olan kerevitimiz var. Kerevit. Evet. İstakoz yani. İstakoz, evet. Herkes... İstakoz denizde geçer de burada kerevit diye geçer burada esas. Burada kerevit deniyor. Evet, buna. Peki, çok çok eskiden değil aslında 1985'lere kadar burada balıkçılık çok ciddi bir geçim kaynağıymış. Evet, zaten 19... Bize biraz o günlerden bahseder misiniz? Şimdi o günler bir bolluk vardı. Şey çoktu, balık da çoktu ve kerevit de çoktu. 85'te kerevit hastalık geldi. 10 sene, 15 sene kerevit olmadı gölde. Oradan sonra tekrar yeni başladı. İşte bir 5 seneden beri. Bu balık dediğimiz gibi çoktu, ihracat giderdi. Şimdi artık balık da yok. Sular çekildik sıra balığın hayvara atacak yerleri kalmadı. Balık dökme değirmenle iş yapar gibi balık atılıyor. O da tabii büyüdük sıra bir yere tükeniyor. Kadar oluyor. Tabii o da tükeniyor büyüdük sıra. Peki tekne sayısı azaldı mı o zamana göre? Ne kadar olsa az. Ama yine bir 3 seneden beri fark etmeye başladı yani çoğaldı. Bundan sonra ne olacak ona bilemeyeceğiz artık. Şimdi göl kenarındayız. Evet. Gölün çok iyi korunması lazım değil mi? Gölün çok iyi korunması lazım ama tam tersin oldu. Göl artık şu anda ölümü gidiyor. Şu anda ölümü gidiyor. Doğrudan doğru ölüm yani. Şu anda işte görüyorsunuz su karşıki arabanın olduğu yerde 40 santim su vardı. Çekildi mi? Çekildi bitti. İşte kayıklar gidemez halde. Oturdu kaldı kayıklar. Böyle giderse 2 sene sonra bu limanda kayık girmez. Ama ne kadar acı. Evet, bitti artık. Eğirdir Gölü önce Isparta'nın ön bahçesiydi. Şimdi Isparta'nın arka bahçesi ve çöl bahçesi oldu. Ama düzelecektir. Umudumuzu yitirmeyelim. Tabii, çünkü bilim tabii, çok ilerledi. Tabii, bilim evet. İnsanlarımız var. Çok böyle evet. Bu işin ehli, bunun için kafa yoran, bu memleket için yüreğini koyan, üzülen, araştıran tabii, çok tabii, bilim var, insanlarımız var. Yok demeyiz, değil miyiz? Yok demeyiz ama inşallah geri gelir yani. İnşallah bu takviye olur, bir şey olur. Bu göl iyi kötü kendine gelir. Ama orada önemli olan şu Mehmet amca. Şimdi bilim adamlarımız bize şunu yapmayın dediğinde bu halkın da onu yapmaması lazım. O farkındalık önemli. Şimdi şöyle bir şey. Bu ana halkın yaptığı kötü bir şey yok. Şöyle bir şey. Su buharlaşmadan gidiyor. Sulamaya çok... Bahçelere mi gitti biraz? Tabii. Bahçelere çok sulama gidiyor. Isparta şehrine içme suyu, kullanma suyu Isparta'ya veriyor. Etrafın bütün etrafa sulamayı veriyor. Bunları tedbir alırlarsa belki. O zaman aslında asıl sorun evet biraz kirlilik de oluşmuş zaman içinde tabii, de evet. Su politikası düzenlenirse değil mi? Su Türkiye'de, politikası. Türkiye'de bir su bakanlığı kurulması gerekir. Türkiye'nin 3 yeri suyla kaplı. Bir bakanlık kurulursa belki iç sulara ve dış sulara ele alırlar. Şu buradan anda bakanlığımız bile olmayınca evet. Tabii
Tarım Bakanlığı el almaya kalkıyor. Belki o da yetersiz gelebiliyor. Evet, bir su bakanlığı istiyoruz dedi Mehmet amca. Evet. Biz de katılıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, göller yöresi için zaten söylenecek çok fazla bir şey yok. Hepsi birbirinden kıymetli. O zaman evet. Türkiye'de bir an önce su kaynaklarının bizden sonraki nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi adına yapılması gereken en önemli şey, atılması gereken en önemli adım bir su bakanlığının bir an önce hayata geçirilmesi olacaktır. Teşekkür ediyoruz size. Siz sağ olun. Var sağ olun. Göller yöresinin en muhteşem gölü Eğirdir. Bu bölümün başından beri hep klasik dilime dolanan cümle ama altı kesinlikle dolu bir cümle. Başınızı çevirdiğiniz her yer tarih, doğa, muhteşem bir yer. Eğirdir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Özer'le birlikteyiz. Birlikte bir tekne turu yapacağız değil mi Sayın Başkanım? Başladık bile. Değil mi? Evet. Peki evet. Ben Eğirdir'de sabahtan beri geziyorum, dolaşıyorum. Bendeki Eğirdir böyle tarihli doğanın iç içe olduğu, yedi renkli gölüyle dünyanın göz bebeği, sadece Türkiye'nin, ülkemizin demiyorum, dünyanın göz bebeği. Zaten antik çağda Nis demişler ya, cennetten bir köşe. Sizdeki Eğirdir'i sizden dinleyelim mi? Tabii ki. Eğirdir'imiz, güzel ilçemiz, şirin ilçemiz, yeryüzü cenneti. Cennetten bir köşe. Hı hı. Zaten Eğirdir'imizin eski isimlerinden bir tanesi de Cennetabad'dır. Evet. Eğirdir'imiz tarih boyunca çoğu hükümdarın, çoğu medeniyetin dikkatini çeken bir bölge. Dikkatini çeken bir ilçe. Tabii ki bunda gölümüzün etkisi kesinlikle çok büyük. Elbette. Gölümüz bölgemizin, ülkemizin en değerli tatlı su kaynaklarından bir tanesi. Bizim için zaten bir hazine. Hı hı. Gerçekten bizler Eğirdir Gölü, yani gölle hep bir çiçeğiydik. Ben Eğirdir'de doğan, Eğirdir'de büyüyen bir kişi olarak. Yani Eğirdir Gölümüz olmazsa olmazımız. Değil mi? Yani hayatımızın her anlamında var. Yani ben şöyle düşünüyorum. Başka yerde Eğirdir, yaşayabilir misin? Yaşayamam. Mesela gece İstanbul'dan geldim Nil Hanım. Tabii ki İstanbul dünyamız için çok önemli bir yer. Bizler için çok değerli ve çok önemli. Lakin yani bir an önce Eğirdir'e gelmek, ilçeme bir an önce ulaşmak. Bağımlılık yapıyor demek. Bağımlılık yapıyor. Evet. Gerçekten Eğirdir, inanır mısınız? Hani diyoruz ya bu adam sigara tiryakisi, bu bilmem şunun tiryakisi, şunun bağımlısı. Bizler de bağımlıyız. Evet. Neye bağımlıyız? Eğirdir Gölü'ne bağımlıyız. Ve bu bağımlılık bizim tüm ailemizde ve çoğu Eğirdir'de var biliyor musunuz? Evet. Çok önemli bizim için. Hı-hı. Yani göl hayatımız, vazgeçilmezimiz çok önemli, çok değerli. Şimdi göl Eğirdir'e evet katma değer sağlayan, sadece görsel güzellik anlamında demiyorum, katma değer sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Evet. Çünkü biliyorum ki Eğirdir eskiden her ne kadar balıkçılıkta çok iyi bir yerde ise de bugün daha çok meyve bahçeleriyle özellikle elma üretiminde %25'lik bir paya sahip. Doğru. Değil mi? Bu bahçelerin bereketi de aslında göle bağlı. Kesinlikle katılıyorum Nil Hanım. Şimdi ben pazartesi günü İstanbul yolculuğumuz başladı pazartesi akşamı. Buradan İstanbul'daki paydaşlarımıza, İstanbul'daki dostlarımıza bir toplantımız vardı. Elma götürdüm, Eğirdir elması. İnanın ilk önce hediye ettik. Tabii ki koydular masayı, sonra yiyecekler. Ben rica ettim ya lütfen elmamızı bir keselim. Birer tadını dahi bari bakın. Tadını baktıktan sonra ya bu nasıl bir şey? Olamaz ya, nasıl bir güzellik? Ben de şöyle dedim paydaşlarımıza, orada belediye başkanlarımız vardı. Değerli yönetici arkadaşlarımız vardı. Ya dedim bu elmamızın aromasına, bu aromasındaki lezzete biz gölümüze borçluyuz.
Boğaz Ova diye tabir ettiğimiz bir bölgemiz var. Hı hı. Bizim özellikle elma yetiştiriciliğinde en önemli, en güzel tarım arazilerinin olduğu bir bölge. Buradaki üreticilerimizin ürettiği elmalar tüm dünyaya, dünya saraylarına, özellikle Dubai Sarayı'na, Orta Doğu Sarayları'na Eğirdir'den gidiyor. Ve farklı bir elmayı asla istemiyorlar. Ücreti ne olursa olsun direkt buradan ihraç ediyoruz. Biz elmamızı da, elmamızın lezzetini ve aromasını da Eğirdir Gölü'müze borçluyuz. Yani hayat burada Eğirdir Gölü'nden başlıyor. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Elma dediniz ya, bizim çiftçimiz Anadolu'nun her yerinde üretmeyle ilgili bir sıkıntısı yoktur. Üretir. Evet. Toprağı seven bir milletiz. Severiz. Toprağa taparız aslında. Kesinlikle. Değil mi? Kutsaldır bizim için. Ama bizim çiftçimizin en çok üzüldüğü nokta ürettiği ürünün pazarda hak ettiği değere ulaşamaması. Bunu sağlamanın en önemli yöntemlerinden birisi de tarımsal üretimde, özellikle tarımsal endüstriyi kurgulamak. Siz bu tür çalışmalar yaptınız mı? Sadece işte yaş elma olarak mı satışı yapılıyor piyasaya? Şimdi şöyle, aslında bizim yapmamız gereken başından sonuna kadar elma üreticisini desteklemek. Yani bu nedir? Üretimin her alanında, sonrasında hasat zamanı, hasatın her alanında, tabii ki paketlemesinde ve pazarlamasında, sonrasında asıl önemli konuya geliyorum, satımdan sonra, pazarlamadan sonra tahsilat konusunda üreticimizin her daim yanında olmamız gerekiyor. Bunu çok iyi bilenlerdenim. Bizim şu anda elma üreticimizin üretiminden pazarlamasına, sonrasında da tahsilatına varıncaya kadar her daim yanında olmamız gerekiyor. Her daim de yanında olmak istiyoruz. Kooperatif var mı? Tabii ki kooperatiflerimiz var. Lakin biz bu kooperatiflerin de ötesinde ticaret, sanayi müdürlüğümüz, Isparta Ticaret Odası Başkanlığımızla birlikte paydaş bir çalışmayla her daim elma üreticimizin yanında olmayı hedefliyoruz. Bu dönemde, bu sezonda da şöyle, tabii ki elma üreticimiz, özellikle Boğazova'daki, Eğirdir'de bulunan yakın köylerimiz özellikle su konusunda biraz sıkıntı yaşadılar. Bu konuda biz, ben aynı zamanda Ekobir, Eğirdir ve Kova'da Göl Birliği de başkanıyım. Biz çeşitli planlamalardan sonra Boğazova'da üretim yapan çiftçilerimize, oradaki köylerimize Eğirdir Gölü'nden su vermek suretiyle bu sorunları çözdüğümüzü düşünüyorum bu yıl. Peki geçici de olsa. Eğirdir Gölü'nden su vermek, bu bir süre sonra Eğirdir Gölü'nün kapasitesini etkileyecek midir? Zaten şöyle, ismimiz Eğirdir Gölü ama ben şunu izah etmek istiyorum. Benim burada üretim yapan çiftçilerim, Boğazova başta olmak üzere, inanın Eğirdir Gölü'müze en az zarar veren, altını çiziyorum bakın, Eğirdir Gölü'müze en az zararı olan çiftçilerimiz. Yani inanın o kadar bilinçli, o kadar akıllı tarım yapıyorlar ki çoğu zaten, yani çok büyük bir bölümü, %95'lik bölümü damlama sulamayla bahçelerini sulamakta. İnanın bölgemizin de en bilinçli çiftçileri Eğirdir'imizde. Yani sadece Eğirdir Gölü, ismimizin Eğirdir Gölü olması sebebiyle maalesef etrafımızda 92 adet yerleşim birimi var. İnanın Eğirdir Gölü'ne o kadar dikkatli, o kadar tasarruflu kullanıyorlar ki. Ben sizin kanalınızın vasıtasıyla tüm izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum ve şunu belirtmek istiyorum. Benim Eğirdir'deki çiftçilerim gerçekten Eğirdir Gölü'ne o kadar tasarruflu, o kadar bilinçli kullanıyorlar. Böyle ben burada her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Eğirdirli çiftçilerimiz, tabii ki tüm çiftçilerimiz değerli ama özellikle Eğirdirli çiftçilerimiz gerçekten, yani iltifatın, şükranların, taltifin en iyisini hak ediyorlar. Ben burada ayrıca hepsini çok çok teşekkür ediyorum. Tüm bu zor şartlara rağmen çok güzel bir sezon geçirdik.
Yani ellerinden gelenin en fazlasını yaptılar. Ve çiftçinin yüzü güldü diyorsun. İnşallah ben gülmesini de istiyorum. Her daim ben buradaki çiftçilerimizin yanında olacağım. Peki, Eğirdir deyince tarih, doğa, bereketli topraklar, göl, hepsi var. Yani mavi, yeşil, tarih, hepsi her renk var. Her renk var. Turizm de var. Ama bunu yönetmek de çok önemli. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Şimdi buraya turist gelmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Birinci sorun bu olsun. Evet. İstiyor musunuz? Tabii ki. Yani şöyle, turizmdeki gelirleri önemsiyoruz. Hı hı. Turizm gelirleri kesinlikle olmalı. Olmazsa olmazlarımızdan biri de tabii ki turizm gelirlerimiz. Peki altyapı yeterli mi şu an? Bence yeterli değil. Zaten bizim programlarımızdan biri de turizm altyapısını güzel bir şekilde, profesyonel bir şekilde oluşturmak istiyoruz. Hı hı. Sizler de gördünüz. Biz önceden olmayan turizm zabıtasını oluşturduk Eğirdir'de. Hı hı hı. Mesela turizm zabıtası arkadaşlarımızdan biri de yanımızda Mustafa Bey. Evet. Biz Eğirdir'imize gelen yerli, yabancı tüm turistlere Eğirdir'imizle ilgili bilinmeyenlerini, merak ettikleri tüm konulara onları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi turizm onları aslında çok farklı bir yere evrildi. Eskiden sadece işte mesela Eğirdir'e gelen gölde şu anda bizim yaptığımız gibi belki bir tekne turu yapacaktı. Evet. Ne bileyim işte adalarda konaklayıp balık yiyecekti. Ama şimdi turizm çok farklı bir yere evrildi. Artık özellikle burası gibi milattan önce tarihlere kadar geçmişi olan bir antik kent aslında bir bakıma. Oradan gelen bir kültürel birikim de var ve artık turizm konusunun içine bu kültürel birikim kesinlikle de giriyor. Bu konuda bir araştırmanız var mı? Ya şöyle, Eğirdir bölgemizdeki en eski yerleşim birimlerinden bir tanesi. Eğirdir, demin de bahsetmiştik, tarihi sayfiye yerlerinden bir tanesi. Hı hı. Eğirdir bu bölgede hüküm yapmış çoğu hükümdarların da ilgisini çeken bir ilçe. Çok güzel bir ilçe. Biz buraya gelen tüm turistlerimize, merak eden tüm turistlerimize Eğirdir'in tarihi, tüm dokusunu anlatmaya gayret peki, gösteriyoruz. Peki kültürüyle ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii ki bize? Eğirdir'imizin kültürü en eski kültürlerimize sahip. Yani nasıl söyleyeyim size, çok eski çağlardan başlayıp sonrasında Selçuklu'yla, Osmanlı'yla, sonrasında da tabii Hamitoğulları'yla büyük bir tarihimiz var. Sonrasında Cumhuriyet dönemiyle Eğirdir'imiz gerçekten tarihi bir ilçe. Eğirdir'imizin adetleri, gelenekleri, görenekleri gerçekten dikkat çekici, takdire şayan güzel gelenek göreneklerimiz var. Çok farklı, çok güzel dikkat çeken düğün ve derneklerimiz var. Nedir düğün geleneklerimiz başkanım? Yani mesela yani düğün geleneklerimiz, ne var? Şimdi şöyle, Eğirdir aynı anda 3-4 tane ayrı ayrı düğün geleneklerine sahip olan bir bölge. Hı hı. Örneğin bizim şu anda arka tarafta adayı görüyoruz. Evet. Tabii ki bunu tekneyle döndükten sonra daha iyi görüyor olacağız. Hı hı. Şimdi eski zamanlarda Eğirdir'de bir düğün olduğu zaman kimin düğünü bu? Adalıların düğünü, yani örnek veriyorum. Yani Rumlar mı? Tabii, Müslümanlar mı? Aynen. Değil mi? Tabii ki şimdi şöyle, adalıların düğünü dendiği zaman adalıların düğünü bir ayrı. İlçede yaşayanların düğünleri bir ayrı. Köylerimizdeki yaşayanların düğünleri de apayrı bir şekilde olmak suretiyle gerçekten mesela şöyle, bizim dışarıdan gelen eşimiz, dostumuz ve akrabalarımız, örnek veriyorum siz geldiniz. Ya Nil Hanım, bugün adada bir düğün var, muhakkak gitmemiz gerekiyor. Siz soruyorsunuz, niye gitmemiz gerekiyor? Ya çok farklı. Sünnet kesini kayıklarla yapacaklar. İşte merkezi gidiyoruz, sünnet kesini şu şekilde yapacaklar. Ama köylere gidiyoruz, sünnet kesini at arabalarıyla, atlarla yapacaklar. Yani aynı anda 4-5 farklı gelenek, görenek ve anneanneleri barındırabilen bir ilçeyiz. Ve etkileşim de var illa. Harika bir mutfakta etkileşim var. Mutfakta görüyor musunuz o etkileşimi? Oo, mutfakta etkileşimi fazlasıyla görüyoruz. Halimizden bellidir zaten. Yani mutfaktaki o etkileşimi çok fazlasıyla gördük. Hı hı. Halimizden de belli Nil Hanım. Değil mi? Yani mutfağa çok önem veriyoruz. Aynı zamanda gurmeliğe de önem veriyoruz. Hatta bugün onu da söylemek istiyorum size. Vaktiniz olursa muhakkak sizleri de bekliyorum. Bugün bildiğim kadarıyla saat 4'te burada bir yemek yarışmamız haberimiz olacak. Haberimiz var. Ekip iyi çalışıyor. Yani orada ekibimiz olacağız. Güzel çalışıyor. Orada olmaktan da, sizle beraber olmaktan da ben büyük bir mutluluk duyacağım inşallah. Yani orada muhakkak beraber olmalıyız. Evet. O güzel yiyeceklerin tadına hep beraber bakmalıyız. Sonra da bu kiloları nasıl vereceğiz diye düşünmeliyiz. Şöyle, kara kara.
Bisiklete bineriz, çok bir şey olmaz. Bisiklete binebiliriz. ATV'li yürüyebiliriz. Gezeriz, yok ATV'li gezmeyiz. ATV'li gezdiğimizde o kiloları aldığımız kalorileri maalesef Nil Hanım veremiyoruz. Evet. Biz hareket yapmamız lazım. Ki? Hareketlilik yılındayız biliyorsunuz. Hareket berekettir evet. Zaten. Peki, nerede hareket? Orada bereket. Evet. Peki başkanım evet. Şimdi bu muhteşem gölü geziyoruz, dolaşıyoruz. Ben şunu merak ettim. Biraz önce sizden önce balıkçı Mehmet amcayla karşılaştık. Evet. Dedim ki Mehmet amca burası eskiden nasıldı, balıkçılık şimdi nasıl? Konuştuk, dertleştik. Cümlesini şöyle bitirdi. Dedi ki Nil Hanım, Su Bakanlığı olmadan bu memleketin sorunu çözülmez. Haksız mı? Ya şöyle, buradaki tabii ki bizim kayıkçılarımız, gölden rızkını çıkaran tüm hemşerilerimiz her konuda haklılar bence. Neden? Onlar elinden emekli emekçilerimiz. Evet. Bizim saygı göstermemiz, saygı görmesi gereken insanlar. Ben onların her dertlerinin yanlarında olmak istiyorum. Çünkü onlar gerçekten gölümüze en iyi bilenler, gölümüz için dertlenenler, gölümüz için sorunlanan insanlar. Ben zaman zaman, ben her sabah bu arada spor yapıyorum Eğirdir gölümüz etrafında. Ben zaman zaman kendileriyle istişare halinde oluyorum. İşte sorunlarınız nedir, ne vardır, ne yoktur. Tabii ki gölümüzle ilgili, bu arada şunu söylemek istiyorum. Gölümüzle ilgili son aylarda özellikle... Biraz kirlilik var sanki. Tabii ki. Evet. Çekilmeyle beraber... Müsilaj mı? Hayır, müsilaj değil. Biyolojik bir kirlilik. Hı-hı. Ot o, bildiğimiz ot. Yani evet. Doğal bir kirlilik. Gözümüze hoş gelmeyen bir kirlilik. Evet. Nil Hanım, biz yaklaşık 3-4 aydır gölümüzle ilgili Eğirdir Belediyesi olarak büyük bir çalışma yürütüyoruz. Biz özellikle Altınkum plajı bölgesi diye tabir ettiğimiz yerde günlük ortalama 150 traktör remorku bu otlardan çıkartmak ve temizlemek sureti ile ciddi bir temizliğe adım attık. Peki resifle ilgili bir çalışma yapıldı mı? Efendim? Resif çalışması yapıldı mı? Tabii tüm çalışmaları yaptık. Aynı zamanda bunu biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ortak yaptık. Hı hı. Bu konuda, bu bağlamda Sayın Bakanımız Murat Kurum bize ciddi bir destek veriyor. Yani evet. Sayın Bakanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten gölümüzü, çevremizi çok önemsiyor. Ben bu güzel yaklaşımı için, bizleri dinlediği için, bizim dertlerimizle dertlendiği için ayrıca Sayın Bakanımız Murat Kurum'a, Isparta AK Parti milletvekillerimiz Sayın Mehmet Uğur Gökköz, Sayın Avukat Osman Zabun'a ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten bizde emekleri ve etkileri çok büyük. Hı hı. Biz son dönemlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan ciddi bir destek aldık. Bu desteklerle beraber belediyemiz bünyesinde bulunan ekibimizle, evet, işçilerimizle beraber ciddi bir çalışmaya imza atıyoruz. Yani yaklaşık 85-90 kişilik ekibimizle beraber fiziki bir temizlik gerçekleştirmekteyiz. Biz bu ot temizliğini yaparaktan aynı zamanda bu kirlilikle de mücadele, savaşmış ve mücadele etmiş oluyoruz. İnşallah, ben şuna inanıyorum, bu kışın sert ve bol yağışlı geçeceği düşünülüyor. İnşallah bu kış sert ve bol yağışlı geçerse gölümüzün de pozitif anlamda bu sağlığına yağışlardan etkileneceğini düşünüyorum. Evet. Ve eski sağlıklı günlerine kavuşacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın ve eminiz. Evet. Göl bizim her şeyimiz Nil Hanım ya. Şeye benzetiyorum ben şimdi, biz Anadolu'nun her yerini geziyoruz. Her şehrin bir ruhu var. Burası sular ülkesi zaten. Adalar, evet, ülkesi. Ve Eğirdir Gölü, bana göre Eğirdir Gölü, hani eski konaklarda baş oda vardır ya, misafiri, evet, ağırlarsınız. Baş odayız biz şu anda. Evet, işte yani göller bölgesinin, evet, baş odasının. Bu sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Hepimize görev düşüyor. Bizim, kesinlikle, görevimiz sizin sesiniz olmak. Evet, bakanlarımızın görevi sizin önünüzü açmak. Sizin göreviniz bence haddim olmayarak halkın farkındalığını artırmak, değil mi? Hepimiz, evet, birbirimize zincirleme, sorumluluk silsilesiyle devam ediyor bu işler. Peki, Davraz'ı hiç konuşmadık. Hep göl dedik, tarih dedik. Davraz'da. Kışın da gelebiliriz buraya, kesinlikle, biz. Kışın sizi ben davet edeyim. Kışın, hatta şöyle, ben size konaklama desteği de sağlayayım kışın. Hı hı. Davraz
gerçekten bölgemizde kar turizmi, kış turizmi, kayak turizmi diye tabir ettiğimiz güzide bölgelerimizden, güzide yerlerimizden bir tanesi. Peki tesisle ilgili bilgi verelim mi? Yani oraya kayak için gelenler neyle karşılaşacaklar? Davraz'da güzel iki tane büyük tesisimiz var. Orada yani konaklama sıkıntısı yok. Sıkıntımız yok. Bir tanesi il özel idaresine, diğeri de özel bir şirkete ait olan iki tane çok güzel yıldızlı otellerimiz var. Bunun haricinde Eğirdir'den Davraz 20 dakika. Çok yakın. Eğirdir'imizde konaklama sıkıntımız yok. Çevreyi görüyorsunuz. Muhteşem. Yeşilada'mızı, Canada'mızı görüyorsunuz ve Eğirdir'imizin içerisinde de Davraz'a gelen misafirlerimizle, kayakçılarımızla, sporcularımızla da alakalı olarak ciddi anlamda konaklamalarına bizim katkı sunabileceğimiz otellerimiz, pansiyonlarımız, kalabilecekleri yerlerimiz mevcut. Ben sadece yazın değil, kışın da tüm turizmci arkadaşlarımıza, tüm gezginlerimize, tüm tatil yapmak isteyen hemşehrilerimize severleri ve tüm Türkiye severleri, Eğirdir severleri buraya bekliyorum. İnanın Eğirdir'e gelsinler, görsünler, yesinler, içsinler. Peki el sanatlarında ne görecekler? Halayı kaybettik sanki. Ne diyorsunuz? Halayı biz kaybetmedik. Ben birazdan size bu yemek yarışmasının yapılacağı yerde halılarımızı göstereceğim. Isparta halısı burada yaşatılıyor mu? Isparta halısını en iyi yaşatan ilçe biziz. Peki başka ne tür el sanatları yaşatılıyor Eğirdir'de? Halı dokuma sanatını devam ettiriyoruz. Bunun haricinde eski yemeklerimizle ilgili o sanatları devam ettiriyoruz. Ayrıca hediyelik eşya. Yani bu mutfaklarda, buzdolaplarında. Dokumacılık nasıl? Magnetler. Başkanım. Dokumacılığı az da olsa devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama inşallah bu yaz döneminde ben kalaycılık sanatı vardı eskiden. Evet, bakırcılık, onu da bakırcılık, kalaycılık, onu da hayata geçirmeyi planladığım gibi. Yeni yeni de deri sanatına. Aslında biraz ahiliye doğru evrilmemiz lazım. Kesinlikle evrilmemiz lazım. Çözüm bizde aslında. Hiç yani sağa kendimizde, sola bakmamıza gerek yok. Tüm çözüm bizim kendimizde. Bunu biz gençlerimizle farkındalık oluşturarak inanın yapmaya çalışacağız. O zaman üniversiteyle ortak çalışmanız var mı? Tabii. Üniversitemizde şöyle özellikle el sanatlarında yüksek okulumuzda ve halk eğitim merkezimizde ortak paydaş çalışmaları biz imza atıyoruz. Bunlarla ilgili dokumacılık, deri sanatları ama şeyde neydi onun adı? Halıcılıkta direkt Eğirdirli hemşerilerimizle, Eğirdirli hanımefendilerle ortak paydaş çalışıyoruz. Peki işsizlik oranı kaç Sayın Başkanım? Son sorum bu olsun. Biraz tuzak bir soru ama. Tuzak soru. Normal Türkiye şartlarının altındayız biz işsizlik oranında. Bunu biz burada işçi bulamıyoruz. Tarıma, neye borçlusunuz? Tarıma ve turizme borçluyuz. Değil mi? Tabii. Çünkü dışarıdan işçi getiriyoruz, bilginiz olsun. Geleceğin savaşları, gıda ve su savaşları. Siz zaten 1-0 önde başlıyorsunuz. Bu savaşı olaya. Biz kazanarak başlayacağız. Yani 1-0 önde başlıyorsunuz. Tek yapmamız gereken şu konuştuklarımız. Evet, uygulamamız. Bizde, değil mi? Şimdi inanın ben size şunu söyleyeceğim. Küresel akıl 2020 yılında tüm dünyayı pandemiyle test etti. Evet. Yani insanları evlerine kapalı bir mekanlara durun dedi, sokarak bir durun dedi. Evet. İstedikleri teknolojileri sattılar. Şimdi de bu küresel üst akıl tüm dünyayı gıdayla test ediyor. Evet. Ama biz yenilmeyeceğiz. Biz halkımızı bilinçlendirip o ata tohumlarımızı sahip çıkaraktan bu küresel üst akla, küresel sermaye baş kaldırıp burada kimin torunu olduğumuzu bunların hepsini göstereceğiz. Bunu tek başımıza değil. Siz de benle hep beraber yapacağız. Evet. Çünkü biz Türkiye'yiz. Biz hepimiz biriz, birimiz hepimiziz. Evet, Eğirdir'i bekliyoruz efendim. Teşekkür Herkese ederim. Eğirdir'i bekliyoruz. Ben bir şey buldum burada. Girdim zaten her taraf kokular, kolonyalar, losyonlar, kremler. Aynen. Gülşen'in. Deneyin dediniz. Evet. Deneyelim. Afiyet olsun. İtirafta bulunayım. Ben tatlıyı ve lokumu pek sevmem. Evet. Temkinliyimdir. Ama gerçekten çok hafif yani. Gül tadı geliyor.
kesinlikle gülden yapılıyordur bu zaten. İçerisinde glikoz değildir. Direkt olarak pancar şekerinden üretilerek gül karışımıyla içerisinde bütün Antep fıstıkları koyularak elde ediliyor. Gül sarmamız Isparta'ya özgü has bir lokumdur. Isparta'ya özgüdür yani, hani gül sarması diye geçer. Çok lezizdir dediğiniz gibi. Alan müşterilerimizde olsun. Hani dünyaca, yurt dışına bile çok ihraç ediyoruz biz bunları. Evet, gerçekten güzel. Şimdi şöyle bir baktığımda kolonyalar var. Evet. Gül kolonyası, gül suyu, gül losyonu, gül yağı, tabii gül kremi, her şey var. Reçellerimiz, her şey gül, yer gök gül. Şöyle natural reçellerimiz var aynı şekilde. Bunlar da katkısızdır, naturaldir olabildiğince. Renklendirici içermez, pancar şekerinden üretilmişlerdir. Glikol o kadar iddialıyız yani. Kesinlikle. Mis gibi kokuyor. Özellikle diyabet hastaları için hani biz öneriyoruz. Bir rahatsızlığınız varsa pancar şekerinden yapılıyor diye. Tabii eskiler zaten şeker kullanmıyormuş. Tabii. Pancar aynen falan kullanıyormuş. Şöyle dökeyim isterseniz size, daha böyle hem lokumun unu evet, gitsin. Evet, aynen öyle. Bakalım. Evet, ben gülü severim zaten. Hem görsel anlamda severim, aynen, hem de cilt bakımında gerçekten profesyonel kullanıyorum. Aynen. Gül yağını mesela kullanıyorum cilt bakımı için. Gül suyu ona keza. Çünkü doğal bir tonik. Cilde zarar vermiyor. Kesinlikle öyledir. Kimyasal içermez gül sularımız. %100 organiktir gül suyumuz. Cilde canlılık verir, aydınlık verir. Onarım yapar gül suyu. Gül yağı keza aynı o şekilde. Yaşlanma etkilerini azaltır mı? Yaşlanma etkilerini de %58 şeklinde azaltır. Nasıl düz, öyle 58 evet, mi? Evet, aynen, evet, aynen. Kanıtlanmıştır bu. Evet. %58. Aynen. Düzenli kullandı. 59 kullandım. Ya da 45 değil. 58. Aynen öyle. Aynen. Her şey bilimsel. Her şey artık o şekilde. Son zamanlarda göbek deliği ve çevresinde pozitif de enerji için de kullanılıyor. Pozitif enerji için. Evet. Evet. Lavanta gibi aslında değil mi? Lavantada da oluyor aynı. Lavantada yani gül yağında daha çok oluyor. Yani lavantayı birazcık daha böyle hani nasıl söyleyeyim, temizliklerde, uyku bozukluğu yaşayan müşterilerimize falan tavsiye ediyoruz. Bu kesin migreni bir çözüm oluyor. Migreni olanlara aynı şekilde. Böyle. Peki ben merak ettim şöyle bakınca. Gülün her şeyinden bir şey yapmışsınız. Yapmadığınız bir şey kaldı mı? Yani gülden yapmaya devam ediyoruz diyelim. Yani gülün yani, geriye hiç parçası kalıyor mu? Gülün şöyle hiçbir her şeysi kullanılıyor. Mesela gül ağacından şöyle tesbihlerimiz var. Gülün her şeysi kullanılıyor. Bu da kokuyor mu? Bu da gül kokuludur, evet. Aa, gerçekten. Aynen. El yapımıdır bunlar olabildiğince. Ustalarımız yapıyorlar. Çok şık. Evet. Gerçekten. Keşke kokuyu verebilseydik. Gül kokulu tesbih. Bir kez görüyorum. Ya. Evet, çok güzel. Gül ağacından mıdır bu? Evet, gül bunlar ağacından. Gül ağacındandır efendim. Özel yapımdır. Şu onu da böyle. Fiyatı ne kadar? Bunlar 100 TL'dir efendim. Çok da pahalı evet, bir şey değil. Aynen yani öyle. Buralara gelip evet, geri giderken memleketinize hediyelik olarak çok uygun. Kesinlikle çok güzel. Bu da güllü badem şekeri. Badem şekeri bir de yaptık. Gülden. Aynen. İçinde ne var? Badem şekeri var. Siz sürpriz. Siz beni şişmanlatacaksınız. Sürpriz efendim. Deneyelim. Biraz evet. Badem. Burada. Evet. Gül ve badem birleşmiş. Enfes. Bayıldım. Şimdi şöyle bir kutu alacak olsak ne var içinde? İçerisinde lavantayı gösteriyoruz şu anda size. Lavantamız da Kuyucak Köyü'nde üretiliyor biliyorsunuz. Gülümüz bizim yanında. Lavantamız da üretiliyor. Şampuanı var. Kremi, vazelini, el vücut losyonları var. Lavantanın kolonyası bu şekilde 200 TL'dir mesela. Gayet uygun aslında, evet. Aynen. Tamam, o zaman ben alışverişimi yapayım. Sonra tarih rotamıza devam edelim. Evet. Boş gitmemek lazım. Aldım. Kremimi, sabunumu, şampuanımı hepsini saymayacağım. Ama ortak fayda gül olması.
Merhaba. Merhaba. Bugün yarışma var burada, evet, değil mi? Evet, çok mutluyum. Hangi ürün size ait? Lokma tatlısı, Karadeniz yöresine ait Sinop tatlısı. Taze yapıldı bugün. 2 saat önce yapıldı, taze geldi. Özelliği ne? Özelliği hamur işi. Yani tatlı, şerbetli. Bu şekilde. Evet, kışları soğuk bir memleketteyiz. Evet. Tabii ne olmak lazım? Evet. Şekerli, yağlı, evet, sıkı yemek. Biraz lazım. Karadeniz'i seviyoruz böyle hamur işlerini. Yani böyle bir farklı lezzet tanıtmayı. Peki, başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim. Gül'ün memleketinde tatlılar da, evet, mı Gül? Aynen. Hem Gül şeklinde hem de elma yöresel olduğu için Eğirdir'e has. Elma şeklinde tart yaptım. Adı ne? Elmalı tart aslında. İçinde muhallebisi bulunuyor. Ama Gül figüründe buraya simgesel olduğu için o şekilde verdik. Çok güzel. Bakar mısınız ne kadar zarif duruyor? Ye beni diyor. Az önce konuşmuştuk. Yarışmada buluşalım, evet, diye. Masada neler var mı? Ne kadar muhteşem. Hepsi Nihan Hanım, işte Eğirdir yöremizin özel kabunemiz. Bu nedir başkanım? Bu düğünlerde tattırdığımız, düğünlerde ikramda bulunduğumuz kabune yemeği. Bir bakın bakalım. Sizin için farklı bir tatlı olsa gerek. En sona doğru Nirvana'yı göstereceğim size. Bu kabune. Bu kabune. Kabune, evet. Pirinç, nohut ve et, evet, karışımı. Et karışımı kabune. Düğün yemeği. Evet, şimdi. Çorbanın tadına bakalım lütfen. Ne olduğunu siz anlayabilecek misiniz? Ben size söyleyeceğim. Mercimek gibi. Siz için değil. İkinci kaşıkla belki. Şimdi ikinci kaşığı alalım Nilan Hanım. Şu anda bilemediniz. Biraz, evet, alttan alalım. Alttan? Evet. Şimdi size soruyorum. Pırasa mı var içinde? Hep siz bana sordunuz, ben şimdi size soruyorum. Pırasa mı var? Hayır. Ne var? İşkembe çorbası. Gerçekten mi? Gerçekten işkembe ama çorbası. Ama şeye benziyor. Nasıl? Daha çok. Mercimek çorbasına, evet, benziyor. Sanki içine pırasa rendelenmiş. Şimdi nereye geliyoruz Nilan Hanım? Evet. Şimdi sıra karnıyarığımızda. Karnıyarın tadını bakıyoruz. Tamam. En var. Son, en son bu ikisini bakacağım. Çatal var mı? Çatal, çatal isteyelim. Buyurun Nilan Hanım. Şimdi aslında ben bence kaşıkla beraber suyundan da alalım. Öyle mi? Bu da çok özel bir yiyecek. Şimdi ben normalde bu jüride yoğum ama başkanım bana pozitif ayrımcılık yaptı. Evet, evet, kesinlikle bugün pozitif ayrımcılık yapıyorum size. Soğanlarıyla, suyundan, beraber lütfen, etiyle beraber. Etiyle beraber lütfen, şöyle kılçığa dikkat edelim. Nilan Hanım orada bir kılçık var istersen. Kılçık vardır. Kılçık. Hayvan elimizi alabiliriz. O kılçıksı bir parçaya benziyor yalnız. Öyle mi? Evet. Deneyelim. Neyse, yerken bir dikkat edelim Nilan Hanım. Balık. Ama nasıl bir balık? Sirkeli, salçalı, soğanlı, soslu bir balık. Şimdi size havyar ezmesi. Havyar ezmesi. Evet, şimdi de onu bakıyoruz. Nirvana bu mu? Nirvana bu ikisi bana göre. Bilmiyorum. Bu, evet, bu çok güzel. Çok şimdi farklı. Onu yiyince, hepsi güzel ama, evet, bu. Yoğun tadı göreceksiniz orada. Gamze Hanım bunlar ne? Bunların sunumu ne? Tamam. Neydi başkan? Havyar ezmesi, yani Eğirdir Gölümüzde yetişen, hı hı, sazan balığının havyarını, yani yumurtalarını ezerek soslarla beraber yapıyorlar. Sirke de var bunun içinde. Muhteşem. Ben bunu beğendim. Tuttum. Herkes aynı, yani aklın yolu bir sayımdır. Kurulması, yani ermesi için bekletiliyor. Sonra zeytinyağı ve de limonla, kaşıkla veya blenderdan. Sanki ezilir. İçinde tahin de var değil mi? Olabilir. Tam bilmiyorum. Tahin, bazıları katıyorlar. Evet. Evet. Yani bir kıvam vermiş ama gerçekten çok farklı bir lezzet. Şimdi bunları da bakalım beraber. Sıra oraya mı geldi? Evet. Kaşıklarım ve alın, çatallarım. Tabii. Beraber bakıyoruz. Bunu ben bakmamıştım. Tamam. Bunu beraberce bakalım. Tamam. Müdürlerimiz de bakmadı buna. Sicilya Akdeniz, Eğirdir'imizin yöresel yemeği olan sazan balığımız bile bizlerle. Oo. Bak, sazanı duyan alkışlamaya başladı, sazanı duyan. Bu topalak çorbası dediğimiz gibi, şey, evet, değil mi? Evet, ona benzer. Evet. Yanında ezmesini yapmış hanımefendiler. Ezmeyi de bakalım. Yani bu bununla beraber zaten. Evet. Sunuluyor. Ama kameraman kardeşimizin de tatması lazım. O da bir gurmeye benziyor. Evet. O da büyük bir gurme. Ben pek gurme değilim, evet, aslında. O gurme, evet, olduğunu hissettirtti bize.
en azından o hissiyatı bana verdi. Muhteşem. Ben iyi bir gurme olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi korkmaya başladım. Ben dönüşte çok ciddi bir spora ihtiyacım var. Hayır, asla. Sizin spora ihtiyacınız yok. Sizin hareketli bir yaşama ihtiyacınız var. Zaten çok hareketliyiz. Evet. Hareketli yaşama başlıyoruz. Evet, gerçekten çok güzel hepsi. Peki, şimdi biz sizi soralım. Hı-hı. Burada TKDK il müdürümüz burada. Memnun Süleyman oldum. Gülcü Bey. Gıda Tarım Orman İl Müdürümüz, merhaba, sevgili müdürümüz burada. Şimdi biz sizi soralım. Bir televizyoncu olarak. Hı-hı. Bunlardan en çok sizi etkileyen aromasıyla hangisi? O değil mi? Evet. Tek geçerim. Hı-hı. Çünkü sadece burada yedim. Evet, evet. Ve çok özel. Onu ekmeğin üzerine çalıp da yiyebilirsiniz. Evet. Gerçekten çok. Bence bir deneyin. Ben bir de öyle bakın. Puanımı buna veriyorum. Bence ekmeğin üzerine az bir şey çalalım. Bir de büyük bir gurme olarak sevgili kardeşimizle bir tattıralım. Tamam. Hem siz hem kardeşim. Evet. Şöyle yapıyoruz. O kardeşimin de denemesi lazım büyük bir gurme Şafak olarak. Şafak zor dayandığının farkındayım Şafak ama. Şafak dayanamadı. Üzgünüm. Ama Şafak'ın içi gidiyor burada. Nil Hanım, bir de Şafak Bey'e vereceğiz. Lütfen. Verelim. Yani o da bir, hemen. Yani ben inanıyorum ki sizden çok çok büyük bir gurme. Bir de Şafak Bey'e. O zaten evet. Şöyle yapalım. Ben bu çatalın bu tarafını kullanmak için. Yok, hiç fark etmez. Evet. Öğren gözün hakkı var şimdi. Tabii. Öğren şimdi. Evet. Evet. Siz kamera eşliğinde Şafak Bey'e de. Hadi Şafak'cığım. Senin favorin hangisi? Adam bir tane yedi. Hangisi olsun favorisi? Tek onu yediği için. Başka seçenek yok. Mesela bir de şunun tadına baktıralım. O. Ben kameraya geçeyim. Hayır. Onu kamera çekerken yedirmeniz önemli olan. Tamam, o zaman bir kaşık alalım. Yani incelik burada. Sizin kaşık nerede? Benim kaşık ben yemesin ya. Ayrı. Öyle mi? Arkadaşlar kaşık, bir kaşık temiz bulalım. Temiz oldu, evet. Tamam. Şimdi Şafak, bence bununla başlayalım. Bol et yiyelim. Evet. Ooo. Ve Şafak için. Durun. Şimdi. Evet, Şafak'a bol et. Torpillik çekiyor. Olmaz böyle. Kendi yiyeceğine daha güzel, evet, çekiyor. Şafak Bey'in harcayacağını. Bu için ayıkla Şafak Bey'in harcayacağını. Şafak Bey'e. Şafak'cığım, onun da tadını baktın sen. Şafak'cığım, şimdi bana doğru gel güzel kardeşim. Ben Nil Hanım'dan daha güzel bakarım sana. Hadi kardeşim bakayım. Heh. Bir de ona baksın Şafak Bey. Biraz önce yemiş olan ekşilemenin fırında yapılmış hali. Çok güzel. Bu olmadı, fırında yapılmış hali. Kırçık çıktı mı? O kadar ayıkladıydım. Müdürüm. Olabilir, tek tek içinde çıkardım. Evet. Şafak kusura bakma valla. O kadar ayıkladık ama. Tartın. Evet evet, başlayın. Başlayın başlayın. Şimdi biz burada tadına bakıyoruz. Ben yedim. Ben daha fazla. Şunun tadını da bitiriyorsun. O mu kaldı? He, bir de o kaldı. O da. Nil Hanım, buraya da gelelim. Geliyorum. Kılçıksız tarafından şöyle. Bu nedir başkanım? Bu da ekşi olarak yediğimiz bu balığın, hı, fırınlanmışı. Şöyle mi oluyor? Doğmuş. Ama kılçıkları var değil mi? Çok dikkat etmek lazım. Pilav şuradan alabilirsiniz. Tamam, aldım bak. Sayın müdürüm, bu da güzel. Bu da güzel. Bakayım. Fikriye Hanım. Oo. Kesinlikle. Nil Hanım lütfen. Evet, bu mercimek mi var içinde, ne var? Keşkek mi? Yo. Ne var içinde? Bulgur mu? Tabii. Vallahi çok güzel. Hızır Bey Camii'ndeyiz. 1237'ye tarihleniyor değil mi? Hikayesi, evet, nedir? Şu anki bulunduğumuz yer aslında Göller Bölgesi'nin en ciddi noktalarından bir tanesi Eğirdir'dir. Çünkü biz Hamitoğulları gibi bir devletlik ki Anadolu'da sultan unvanını almış ender beyliklerden bir tanesidir Hamitoğulları. Selçuklu sultanları ve Karamanoğulları beylerin sultanlarını yetiştirdiği için ciddi bir beylik olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğum ve Eğirdir olarak tanınan biz Hamitoğulu Devleti'nin yaklaşık 120 yıl boyunca başkentliğini yapmış olan bir yeriz. Ben Ispartalı'da derim ki siz hayatınız boyunca, yüzyıllar boyunca en fazla vilayet merkezi oldunuz. Biz ise 120 yıl boyunca bir devletin başkentliğini yapmış olan bir yeriz.
Ve bulunduğumuz nokta olaraktan da tam bir külliye olduğunu söyleyemeyiz. Ama camimizin en güneyinden medresemizin en kuzeyine kadar tamamen dış kale surları üzerine inşa edilmiş bir yerdir. Evet, tam bir külliye olduğunu söyleyemeyiz. Şu mesela minare yapısı hep karşımıza çıkar. Anadolu'da başka bir örneği yok ya da evet. Henüz ortaya çıkmadı ben diyelim. Ben az sonra da onu değil da aktararak evet. Size anlatacağım. Bulunduğumuz cami olaraktan Hızır Bey Camii olaraktan adlandırılır. Gördüğünüz gibi iki tane tarih vardır. 1237 ve Arapça olaraktan, Rumi olaraktan 1301 olaraktan tarih verilmiştir. 1237 yılını birazdan arkamızdaki kitabiyeyi anlatırken ben 1237 yılını baz aldığı için devletimiz Cumhuriyet'ten sonraki dönemde elinde bir belge olmadığı için cami eski dönemlerine ait elindeki medreseyi baz alaraktan 1237 yılını baz almıştır. Yanında gördüğünüz bir 1301 tarihi vardır. 1815'te Eylül'de çok büyük bir yangın çıktı ve camimiz yeniden inşa edildiği için iki tane tarih aktarılmıştır. İki tane ayet-i kerime vardır. Altta Fetih Suresi'nin ilk ayeti yazar. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetan mubina. Şüphesiz ki biz size apaçık fetih ihsan edik diye yazar. Yukarıda da Tövbe Suresi'nin 18. ayeti yazar ve der ki Allah'ın mabetlerini yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inananlar, namazını dosdoğru kılanlar Allah'ın mabetlerini onarır ve temizler diyerekten bahseder. Gördüğünüz geometrik şekiller var. Biz buna mukarnas diyoruz. Yani İslam'da, İslam sanatlarında geometrik şekillerin üç boyutlu hallerini biz mukarnas diyoruz. O ne kadar şekilliyse aslında o beyliği o kadar zengin olduğu anlamına da gelebilir. Isparta'nın belediye başkanının Böcüzade'nin Isparta Tarihi diye bir kitap vardır. Onu yazan Böcüzade'de öyle şöyle bir ifade kullanır. Der ki Eğirdir'de bulunan Ulu Cami'ye, Hızır Bey Camii'ne girerken birer Fatiha okuyaraktan girin der. Peki adın neden Hızır Bey Camii? İçeride anlatayım. İçeride. Şimdi karşımızda muhteşem bir anıtsal taç kapı evet. Var. Ve ben biliyorum ki bu anıtsal taç kapılar aslında bir bakıma bağımsızlığın, gücün, gösterişin sürekliliği temsil eder. Bu karnasların başka bir özellikle de Allah'ın sonsuz olduğu ve tek olduğunu anlama ifade etmek için de kullanılır. Zaten bu tekrarlanan geometrik şekillerin anlamı da sonsuzluk ve yeniden evet. Dünyaya dönüşü simgeler evet. Değil mi? Yani şöyle baktığınız zaman bu tür yapılarda günümüz şartlarında bile böylesine özel yapıların, şu işlemelerin bu taşın üstüne yapılması imkansız gibi görünüyor. Dönemsel olarak ve yani çok hayretle. Zaten birazdan size oranın hikayesini anlattığımda da onu şu an bile yapmanın kolay bir teknoloji. O dönem için 1300'lü yıllarda çok büyük bir güç isteyen bir şey o dönem için. İçeri girelim evet. Mi? Evet. Birer Fatiha okuyaraktan dinleyelim. Hızır Bey caminin içine girdik. Muhteşem bir koku var değil mi? Nedir bu? Evet. Onu birazdan az sonra da onu aktarayım size. Önce adıyla mı başlayalım? Aslında burası camimiz Hızır Bey Camii olarak adlandırılır ama Hızır Bey Hamitoğulları devlet döneminde 2 yıl boyunca hükümdarlık yapmış bir insan. Hı. Aslında daha önce kaldığını iddia edebiliriz. Aslında camimiz Kılıç Aslan dönemi itibariyle yani Konya'dan Selçuklu döneminde Konya'dan başlayan seferde Antalya kadar coğrafya fethedildiğinde burası aslında o dönemde 3. Kılıç Aslan döneminde burasının bir cami olduğunu iddia edebiliriz. Yani aslında Anıtsal Taçkapı buranın Selçuklu eseri olduğunu bağırıyor. Evet. Tabii. Evet sağlamasını yapıyor. Camimiz şöyle baktığımızda dış kale üzerine, surlar üzerine inşa edilmiş bu bir yer. Tabii Isparta'nın en eski ve en büyük camimiz. Aynı anda avluyla beraber 3000 kişinin ibadet edebileceği kadar çok büyük bir cami olduğunu söyleyebiliriz. Tabii camimiz ilk zamanlara kalmamış. Eğer şikayet tarihini okursanız der ki Eğirdir için beyaz mermer, siyah zincir yanağına döndü. Eğirdir'de bulunan ünlü cami çok ciddi olarak harap gördüğünden bahseder. Tabii en ciddi harap gördüğü dönemler 1800'lü yıllar. 1800'lü yıllarda Eğirdir'de çok büyük bir yangın çıkıyor ve camimiz yeniden inşa ediliyor. Şimdi bu az önceki kokuyu da sormuştunuz. Bu ağaçlara biz katran ağaçları diyoruz. Bunları biz, katran ağacından. Tabii biz evet. Böcüzade'nin Isparta tarihinde diyor ki, bunu fetva usulü kesip gelmiştir. Hala orada ağaç kesmek uğursuzluk sayılır. Ya. Her kim ki oradan ağaç keserse kolunun bacağı kesilecek ya da öleceğini yerel bir inanç var. Ama böyle şeyleri gayrına Allah bilir demek her zaman daha sağlıklıdır. Hatta İngilizler İzmir'den Eğirdir'e kadarki demir yolunu yaptıklarında aslında gelme sebeplerinden bir tanesi
bu yerel ağaçlar üzerine olduğu üzerine iddia vardır. Bunlar okyanusa dayanıklı olan ağaçlardır. Yani Karasiyeli gemi olarak yapımında kullanılıyordu. Kleopatra'nın mesela peşinde koştuğu ağaçlardan bir tanesi katran ağacı. Evet. Geçmişte pek çok savaşın sebebi. Değil mi? Dönemsel. Şimdi bunlar dayanıklı olduğu için de ve normalde bulunduğumuz yerde bir kar kuyusu olması lazımdı ama tabii ki dönemsel olaraktan bu kar kuyusunu kaldırmışlar. Eşehir'de var değil mi o? Evet, onu çok benzetirler. Evet. Orada onunla aynı ilgili benzetirler. Ahşap yoğun olduğu için. Evet. Evet. Doğru. Ve yağış alan bir bölge. Bu katran ağaçlarının çok özel bir koku var. Evet. Ve şu an benim bildiğim kadar dünyada sadece 3 yerde düzenli olarak kullanılan bir kokudur. Hı-hı. Ben öyle reklam yapıyorum. 1 Sultanahmet Camii, 2 Kabe, 3 Eğirdir. Yani Kabe'de kullanılan koku gül suyuyla karıştırılarak düzenli olaraktan burada kullanılıyor. Biliyorsunuz ki Kabe'nin olukları Anadolu'ya bakar. Yani bütün Türk İslam alemi Anadolu'ya bakar. Benden önceki kuşaklar hep bana şöyle bir rivayet anlattılar. Kabe'den İstanbul'a bir hat çizdiğinizde Kabe, Kudüs, Eğirdir ve İstanbul olduğu üzerine bir yere ilanç var. Yani zaten adaların bir dönem Hristiyan haçların geçiş güzergahı evet. olduğu bilgisini örtüştürdüğümüz evet. zaman bu sonuç otomatik burası olarak bir bakıma çıkıyor. Tabii, Ulu Cami, evet. Ulu Cami o dönemin sultanları, Hamitoğlu sultanları mesela düzenli olarak burada namaz kıldığı için burasının bir Ulu Cami ve Cuma Camisi olduğunu biz söyleyebiliriz. Eğer tefsir kitaplarını okursanız da İstanbul'un Fetih Camii, Ayasofya Camii ve Arap Camii'dir. Bu coğrafyanın da Fetih Camii, bu bulunduğumuz Hızır Bey Camii'dir. Tefsir kitaplarında şöyle geçer. Duaların %100 kabul olduğu yerlerden bir tanesi böyle bir Fetih Camii'dir. Mimarisiyle ilgili ana özellikler neler? Mesela minberi, mihrabı orijinal midir? Şu an şu gördüğünüz, arkamda gördüğünüz sadece 1800 yıllardan kalan sadece bir o kaldı bildiğimiz kadar, bir de kapı kaldı. Hı. Bunları arkamızda gördüklerinizde o dönemler getirilip yaklaşık 500 yaşında olduğunu iddia edebiliriz. 400-500 yaşında yukarıdan fetva usulü getirilip konulan bir ağaçtır. Ve şöyle bir menakıbı anlatayım. İzmir işgal edildikten bir hafta sonra Eğirdir'e Aydın'dan tarih öğretmeniyle telgraf müdürü buraya geliyor. Hı hı. İzmir işgal edildikten sonra. Ve cuma namazı kılındıktan sonra arkamızdaki minbere çıkıyorlar. Namaz kılındıktan sonra cemaate dönüyorlar. Ve Yunanlılar İzmir'de Aydın'da neler yaptıklarını anlatıyorlar. Köylerinde baştan neler geldiklerini, devletin onlara bildirdiklerini anlatıyor. Cami buz kesiyor. O sırada Eğirdir'den, Tığlızadelerden Abdurrazak Efendi ayağa kalkıyor. Cemaate bağırıyor. Vatanını sevenler Nazilli cephesine, vatanını sevmeyenler evlerine. Evlerine demiyor. Çok daha ağır bir tam kullanıyor. Ve cemaat buradaki ruhla beraber avluya çıkıyor ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili, milli mücadele ile ilgili bölgedeki ilk miting yapılan yer arkamızdaki gördüğümüz avludur. Yolculuğumuza avludan devam ediyoruz. Edelim. Ve minaresi çok enteresan. Surların üzerinde alttan yol geçiyor. Arkamızda gördüğümüz minare belki bu coğrafyanın en eski minareleridir. Ve özellik olarak da dünyada kale duvarı üzerine inşa edilmiş, kemerli altından geçilebilen tek minaresi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii. Evet. Ve şey vardı mesela, klasik bir cümle vardı. Tüm yollar Roma'ya çıkar diye. Bizde bütün yollara yerleri de Hızır Bey Camii'ne çıkıyor. Çünkü aslında burası dış kale bölümü. Evet. Yani iç kale mahalle olarak hizmet görmüş. Burası sosyalleşme alanı. Arkamızda gördüğümüz iki tane kitabe var. Haç suresinin 16. ayet yazıyor. Şüphesiz ki biz size Kur'an indirdik diye yazar. Arkamızda gördüğümüz büyük bir kitabe var. Der ki Es Sultanul İslam vel Müslümin, Es Sultan Muhammed, halallah memleket, dinin ve İslam'ın koruyucusu Sultan Muhammed Han. Bu coğrafyadaki vakfiyeleri buraya vakfetmiştir. Her kim ki buna uymazsa Allah'ın ve peygamberin laneti onların üzerine olsun diye uyarıyor. Yani kısacası vakfedilen vakıflar var burada. Kimse ona dokanmasın diye küçük bir uyarı olduğunu söyleyebiliriz. Uyarı olarak taşa işleyerek yapmaları bu uyarının bugün bile ki, hala canlı bir de şu var, sağlıyor. Bu Eğirdir 1. derece deprem bölgesi ki 1914'te çok büyük bir deprem oluyor. Burdur yıkılıyor, Isparta yıkılıyor. Eğirdir'de sadece minarenin sadece üstteki şerife düşüyor. Aslında bu da ecdadın güç gösterisi olduğunu anlamda da söyleyebiliriz. Hikayenin devamı üst katta. Evet.
Devam edelim. Şimdi 1990'lı yıllara kadar bu bulunduğumuz medrese her zaman bir karmaşa vardı. Çünkü girişteki kitabede yaptırılan bir kervansaray yazıyordu. Karmaşanın sebebi de iki kitabenin arasındaki zıtlık diyeyim artık. Arkamızda gördüğümüz kitabı günümüz Türkçesine çevirirsek der ki Emirülümera, büyük emir, dinin, devletin, İslam'ın koruyucusu, komutanların hükümdarı Hamitoğlu İlyasoğlu Dündar Bey tarafından 1301 yılında Eğirdir Medresi olarak inşa edilmiştir. Allah her iki yapıyı da daim eylesin. Bu zıtlığın sebebi de girişte Kervansaray burada medrese yazıyor. 1990'lı yıllarda yapılan arkeolojik kazılarla bilinen bütün bilgiler yenilendi. Gerçekten yapılan bir kervansaray var burada ama burası değil. Buranın yaklaşık 3 kilometre güneyinde yaptırılan bir kervansaray var. Yaptırılan Türkiye'nin 4. büyük kervansarayıydı. Ama o dönemler tabii şu an o kadarını bilmiyorum şu anki durumu artık. Birçok han var gerçi de o dönem için. Hayır şu anda burada mı o kervansaray? Evet ama daha çok harabe halde. Anladım. O dönemlerde 1300'lü yıllarda Hamitoğlu Sultanı Dündar Bey oradaki yapıyı söküyor. Bu bulunduğumuz medresede inşa ediyor. Medresemiz 1920'li yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Osmanlı'daki iki satrasam, Osmanlı'daki ilk modern ordu hükümdarı Hüseyin Avni Paşa'nın yaşadığı, eğitim aldığı yer bu okul. İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nın ismini veren Haydarpaşa'nın yetiştiği okulda bu bulunduğumuz medresedir. Yani iki tane dönemin başbakanı burada çıkmıştır. Bu da Isparta'nın en önemli medreselerinden bir tanesinin en önemli medresesi burası olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, medreseler her zaman Türk tarihinde çok önemli bilim ve ilim insanlarının çıkmasına vesile olmuştur. İki katlıymış yapımız ama yangınlarla kullanılmaz hale gelince devletimiz 60'ta ya kaldırmıştı 1960'ta. Daha çok şu an kültür sanat galerisi gibi kullanıyoruz. Medresemizin sütun başlıklarının birçok anlamı var işte. Kuş figürümüz var, bitki figürümüz var, hayat ağacı figürlerimiz var. Hayat ağacı biliyorsun bizim kadim inançlarımızdan bir tanesi. Bu dünya ile diğer dünya arasındaki bağlantıyı o hayat ağacı vasıtasıyla gerçekliği üzerine bir yere inanç vardır. Eğer biz şu an 2024'teyiz. Biz zamanda yolculuk yapsaydık. 300 yıl, 500 yıl, 1000 yıl öncesine gitseydik. Medreselerde her zaman şöyle bir kaydı bulunur. Medreselerde hiçbir kuşa yüzme öğretilmez ve hiçbir balığa da uçma öğretilmez. 2024 yılı olaraktan da Eğirdir Belediye Başkanımız Mustafa Özer Başkanımızın öncülüğünde bu bulunduğumuz medreseyi bir kültür sanat galerisi gibi, kent arşivi gibi kullanmaktayız. Ve şu anda aşağıda bir yemek yarışması yapılıyor. Yöresel yemek yarışması. Bu yörenin insanları maharetlerini yarıştırıyorlar. Bakalım kim birinci olacak?